Merhaba arkadaşlar. Şimdi 20 nol denemeyi çözeceğiz ama onu çözmeden önce arkadaşlar attılar. İki tane soru var bu bağlantı ve geçiş ifadeleriyle ilgili. Burada tabii sorularda benim dediğimin aynısını dememiş. Bağlantı ve geçiş ifadeleri tekrara düşmeden konuşmaya katkı sağlar dememiş. Ama dememesi bu sağlamaz anlamına gelmez. Şimdi soru şöyle. Bir öğretmen öğrencilere bir metin yazdırıyor. Öğrenci de yazıyor. Metinde sevgili arkadaşlar merhaba. Annem her zaman kahvaltımı en önemli öğün olduğunu söyler. Bence de kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bu nedenle kahvaltıyı hiç aksatmam falan diyor. Şimdi burada dikkat etmediği husus nedir diyor. Tekrara düşmeden konuşur diyor. Bunun çözümü olarak da geçiş ve bağlantı kelimeleri kullansın demiyorum. Öyle bir ifade yok. Ama soru doğru. Soruda hiçbir sıkıntı yok. Ben de diyorum ki burada bu çocuk şöyle yapsa, tabii gönderim yapsa, tekrar düşmeden konuşmaya gönderim sağlar. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama şu da sağlar. Mesela annem her zaman kahvaltımın en önemli öğün olduğunu söyler. Bence de kahvaltı günün en önemli öğündür. Bu nedenle kahvaltıyı hiç aksatmam diyor. Sonra gece aç yaptığım için sabah da kalkar kalkmaz kahvaltı yaptım. Öğlen yemeği yememek için kahvaltıda biraz fazla yedim. Şimdi burada şöyle dese, gece aç yaptığım için bu sabah da kalkar kalkmaz kahvaltı yaptım. Bundan dolayı biraz fazla yedim. Bakın şimdi bundan dolayı biraz fazla yedim lafını oraya koymuş olsa ve ara bağlantı kelimesi kullansa oradaki ikinci kahvaltı kelimesini kullanmayı engeller ve tekrar düşmeyi engeller mi? Evet. Arkadaşlar da olur bu şekilde diyor. Şimdi bakın çok enteresan bir şey çıktı burada. O da şu, Türkçe eğitiminde, Türkçe öğretiminde ara ve ara bağlantı, geçiş kelimelerinin kullanılması veya bunun tür şeylerde. ÖSYM bir şey söylediyse hocalar anlatıyorlar ama onun ÖSYM söylemedi ama var. Yani öyle bir etkisi de var. Bu tür sorularda çok zorlanıyorlar. Yani o söylenmediyse yoktur gibi algılanıyor. Düşünmek lazım orada. Acaba bu böyle bir işe yarardı falan diye. Çok güzel oldu bunu tartıştığımız. Kafanıza yattı mı? İkna oldunuz mu? Tamam mıyız? Tamam diyor herkes. Süper. Hadi bakalım 20. denemeye başlayalım. 20'de diyor ki EBA ve diğer bilgisayar yazılımları pek çok durumda Türkçe öğretiminin işini kolaylaştıran bir materyal ve imkandır. Ancak bazı durumlarda yazılımların öğretmenin yerine geçmesi mümkün değildir. Sınama durumlarına yönelik hazırlanmış yazılımların aşağıdaki öğrenci bilgisayar becerilerinin hangisi ölçmesi ve değerlendirmesi mümkün değildir diyor. Çok güzel soru. Ne dersiniz? Edirne diyorlar. Sentez. Ya şimdi yazılım yaptım. Çocuk orijinal bir hikaye yaz. Yani bunu yazılım nasıl puanlayacak? Buna gücü yetmez. Bu ancak yeni yeni geliştiriliyor yapay zeka. Ha şu anki yapay zekalar da yapamıyor ama gelecekte yapacak. EBA'da da yok o. Ama gelecekte yapar diye tahmin ediyorum. İki, tahmin becerilerinin bu üç dersin tümünde yer alması aşağıdaki ortak bileşenlerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bu değişik, orijinal bir soru. Ortaokul düzeyinde Türkçe dersinde tahmin becerisi metinde olabilecekleri kestirme bağlamında kazanımlarda yer alır. Yine matematik dersinde işlemsel tahmin ve ölçmeye dayalı tahminler var. Fen eğitiminde de bilimsel süreç becerilerinde tahmin var. Üç derste de tahmin becerisi var. Tahmin becerisi neden var? Neyi istiyoruz biz? Ne dersiniz? Orijinal, değişik bir soru. Denizli diyorlar. Aferin. Tahmin becerisinin akıl yürütme becerisini geliştirmesidir.
Kök değerlerle bir alakası yoktur, yetkinliklerle bir alakası yoktur, göreceli düşünmeyle bir alakası yoktur, varsayımsal düşünmeyle bir alakası yoktur. Ama tahmin becerileri matematik programında geçiyor, akıl yürütmeyi geliştirir diyor. Türkçe programında söylememiş, ben oradan esinlendim. Tahmin etmek, neden sonuç ilişkileri kurmak, ne olabilir demek, neden böyle falan, bundan sonra da ona geçmişe bakarak şimdi ne olabilir? Bunlar akıl yürütmeyi sağlar. Aferin, çok güzel yorumladınız. Matematiksel yetkinliğe de girer o zaman. Şöyle, çok güzel bir bağlantı. Tahmin etme, bakın Gardner matematiksel zeka demiyor. Mantıksal ve matematiksel zeka diyor. Neden? İşte bu tahmin etme gibi bileşenler hem mantık hem de matematik içinde var. İşte Türkçe'de matematik yoksa bile o mantık, mantıksal ve matematiksel boyutta birleşiyor. Aferin, çok güzel bir bağlantı. Yani benim aklıma gelmemişti. Çok beğendim. 3. Bu dinleme biçiminde diyor. Yukarıda bazı özellikleri verilen dinleme türü hangisi? Hadi bakalım, size bıraktım. Kolay soru, çözersiniz. C, eleştirel dinleme diyor herkes. Aynen öyle, geçtim, kolay soru. Şimdi 3 kolaydı, şu zor bir soru. Bunu doğru yapana şurada bir kahve çizeceğim. Kahvelik bir soru bu. Aferin diyeceğim, bayağı sağlam bir soru bu. Hadi bakalım kendinizi, aa ben bildim, kendime kahve ısmarlıyorum diyebilecek misiniz bakayım. Diyor ki Türkçe dersinde öğretmen aşağıdaki metin ile ders işlemiştir. Dilin yapısı. Anne babam bana tepemin tasını attırma dedi. İnsanın tepesinin tası mı var? Of, lütfen başka soru sorma. Sular kesik zaten. Suları bıçakla mı kesiyorlar? Hayır, lafın gelişi öyle denir. Laf bir yerden mi geliyor? Öğretmen yukarıdaki metnin seçmesinin nedeni hangisiyle doğrudan ilişkilidir diyor. Bu metin ÖSYM sorularında verildi ama ben değiştirdim soruyu. Bayağı değiştirdim. Ana dilin günlük kullanımındaki pragmatik yapıyı fark ettirmek. Ana dil yapısındaki Leinenberg'in söylediği derin yapıları fark ettirmek. Ana dil yapısında Sapir-Whorf kuramının söylediği dil düşünce karşılıklı etkileşimini fark ettirmek. Oldukça zor bir soru. Ne dersiniz? Ha, uyanıklar. Diyorlar ki iki seçenek hakkımız olsun diyor. Yok öyle bir dünya. ÖSYM başkanına söylersin onu. Anlat derdin Marco Paşa'ya. D ile E arasında kaldık. Yani D diyorlar, E diyorlar falan. Ve maalesef bunun cevabı Ceyhan. Soğuk su içersiniz. Biz başka soruda kahveyi içersiniz. Şimdi bakın. Burada ne var diye baktığımızda tepemin tasını attırmak bir mecazdır. Deyimdir. Ve somut varlık olarak tepe, tasla alakası yoktur. Dilin derin yapısı diyorlar buna. Kim diyor? Chomsky diyor, Leinenberg diyor. Ve şunun için anlatıyorlar, dil teorilerinde geçer bu. Bir hayvana, maymuna, papağana somut bir kavramı, işte bu fincan diye öğretebilirsin ve o sesi duyduğunda onu anlar diyor. Eşleştirebilirsin. Fakat tepe, tas falan bunları öğrettikten sonra bir hayvana tepemin tasını attırma lafını öğretemezsin diyor. Çünkü burada dilin derin yapıları olarak kullanılan kelimenin yüzeyel yapısından farklı bir bağlamı vardır. Bunun için ana dil yapısında Leinenberg'in ve Chomsky de aynı şeyi söylüyor. Derin yapıları fark ettirmek. Bu bağlamda deyimler, atasözleri, mecazlar dilin derin yapısıyla alakalıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Tepe burada tepe değil, tas değil. Farklı bir derin anlamı var. Şimdi gelelim
ana dilin günlük kullanımındaki pragmatik yapıyı fark ettirmek. Şimdi biz pragmatik derken neyi kastediyoruz? Pragmatik şudur. Günlük dilde lafı standart dilden eğmek, bükmek, mesela argo bir pragmatiktir. Vurguyu farklı verip isteklerini dillendirmek, duyusal anlamda lafı amacımıza ulaşmak için kullanmak bir pragmatiktir. Burada da sular bıçakla mı kesiliyor? Hayır, lafın gelişi. Tepemin tasını attırma. Laf bir yerden mi geliyor falan diyor. Sular kesik zaten diyor. Bakın şurada bu çocuk annesine karşı pragmatik yapıyor. Aslında lafı anlıyor. Ama yani hepsini de anlamıyor denilebilir ama bir kısmını da anlıyor ve espri yapıyor. Böyle espriler, lafı farklı yönden anlama ve burada bir çatallama oluşturma dilin pragmatik yapısıyla alakalıdır. Çocuk bunu kullanıyor. Şimdi gelelim zor olan 3. Ana dil yapısında Sapir-Whorf kuramının söylediği dil düşünce karşılıklı etkileşimine vurgu yapar. Şimdi Sapir-Whorf kuramı zannedersem hiç sorulmadı. Tabii bizde de sorulmaz, burada sorulmaz ama dil kuramlarına falan geçiyor, orada sorulabilir. Sapir-Whorf şunu söylüyor. Dil ile düşünce karşılıklı etkileşim halindedir. Mesela Türklerde atla ilgili çok kelime vardır, askerlikle ilgili çok kelime vardır. Eskimoğullarda da karla ilgili çok kelime vardır. Bunun sebebi aslında bir dil kendisi bakımından gelişkin ya da az gelişkin olamaz. İnsanlar yaşantıları ve düşünceleri ihtiyaç duyduğunda dili geliştirirler. Mesela biz kar yağışına sulu sepken, lapa lapa yağıyor diye birkaç kelime söylüyoruz. Oysa Eskimoğullar kar ve buza yüzlerce farklı kelime kullanıyorlarmış. İşte burada dildeki kelime sayısıyla düşünce arasındaki bağlantıdan bahsediyor. Ve biz istesek de karla ilgili Türkiye'de 100 tane kelime geliştiremeyiz. Çünkü karla çok muhatap değiliz. Oysa oradaki yaşantıdan dolayı o kar ve buzun farklı, işte nasıl farklı? Güneşte fazla durmuş, hiç güneş görmemiş, kirli, temiz kar falan diye farklı farklı adlandırmaları var. Bunu o toplumun içinde yaşadığı dil ile düşüncenin karşılıklı etkileşimiyle oluştuğunu söylüyor. Burada da bir Türkçe ile bir Eskimo dilinin veya İngilizce ile Türkçenin karşılaştırılarak dil düşünce etkileşimine vurgu yapan bir nokta yok burada. Onun için de doğru cevap 1 ve 2'dir. Oldukça zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Hocam ama diyor, hocam üçüncü öncülük çıkıyor. Çocuk konuşmak istiyor. Anne engel oluyor. Karşılıklı etkileşim fark ettirmek istemez mi? Aa, buradaki karşılıklı etkileşim dediği şey anne ile çocuğun karşılıklı etkileşim değil ki. Evet, karşılıklı etkileşim burada insanlar arası ama o üçüncü öncül öyle demiyor. İnsanlar arasındaki karşılıklı etkileşim demiyor. Ana dil yapısında Sapir-Whorf kuramının söylediği düşünce, dille, şunun altını çizeyim, dille düşüncenin karşılıklı etkileşimi. İki insanın karşılıklı etkileşiminden bahsetmiyor bunu. Şimdi bu Sapir-Whorf kuramı bayağı postmodern bir kuramdır. Dilin insan yapımı olduğu, tamamıyla statik olmadığı, devamlı değiştiği ve enteresan bir şey söylüyor. Siz istediğiniz kadar bir metni çevirin. Mesela Orta Çağ Latince bir metni Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Oradaki düşünce sistematiğini bilmezseniz bugün 21. yüzyılda Türk insanının düşündüğü şekilde o kavramları çevirirseniz yanlış yaparsınız diyor. Bir insanın Orta Çağ Latince metnini çevirebilmesi için sadece dili bilmesi gerekmez. Oradaki düşünce sistematiğini de bilmesi gerekir diyor.
Yine bir örnek veriyor mesela. Çok güzel bir örnek. Bugünkü metinlerde gnostik ve agnostik kavramlarını örnek veriyor. Diyor ki, çeviriyorlar bunu. İşte İngilizce'ye çeviriyorlar. Gnostik ve agnostiği bilinemezci diye çeviriyorlar diyor. Agnostiği doğru. Öyle çeviriyorlar. Gnostiği de bilinebilirlikti. İyi de o günkü düşünce sistematiğini bildiğimizde bunun çok derin anlamları var. Yani o günün orta çağının Hristiyanlığında Tanrı'nın varlığıyla insan varlığının temas kurduğu ve insanın Tanrı'nın varlığının ne olduğunun bilinebilirliğini savunan düşünceler. Şimdi bu orta çağın düşünce kalıbıyla bugünün düşünce kalıbının farklı olması dili de değiştiriyor diyor. Ama böyle bir nokta yok, dördüncü soru. Geçtik. Sağ olun arkadaşlar. Çok güzel şeyler yazmışlar. İyi de bu kampa mı geldiniz siz sadece? Dönem öğrencisi değil misiniz? Tamam. Şimdi burada biz şöyle yaptık arkadaşlar. Birincisi bizim TKM'deki dönem öğrencilerimiz var. Dönem öğrencilerine bu kamp ücretsiz. Bir de dışarıdan gelen arkadaşlar var. Onlar cüziydi zaten kampın ücreti. Onlar da ücret ödeyerek gelmişler. Dışarıdan gelen arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Şunu tavsiye ederim. Benim YouTube'da bunlarla ilgili 30-35 tane videom var. 4 temel beceri ve alan eğitimiyle alakalı. Oradan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Hani YouTube deyip şey yapmayın. Ben hani bir şeyleri gizlemedim orada. YouTube'da da geçmişte, yeni değil ama geçmişte videoları koydum. Çok da zevkli derslerdi onlar. Çok da şeydi, katılanlar da çok ilgiliydi. Güzel dersler oldu orada. Oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel şeyler yazmış arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeyim. Kamp öğrencileri şunu söylüyor, değil mi? Yani bakın, bir artı bir de eksi konuşalım. İki muhabbet edelim. Şöyle algılıyorum ben. Doğru mu tespit ediyorum? Şimdi tabii ki piyasada çok popüler, bilinen dört temel beceri ve alan eğitimini anlatan Türkçe öğretmenlerimiz var. Bu arkadaşların çoğunun anlatımı birbirine benziyor. Benim anlatımım biraz bunlara benzemiyor. Tabii aynı konuları anlatıyoruz ama biraz farklı noktalardan giriyorum falan ben. İlk başta çok yadırganıyor. Yani değişik geliyor. Mesela biraz önce 19. denemede tartıştığımız o ara bağlantı kelimeleri, işte tekrara düşmeyi engeller falan. Bu genelde söylenmiyor diye düşünüyorum. Ama daha sonrasında o yadırganma geçince alışıyor ve aa güzelmiş falan diyorlar diye düşünüyorum. Doğru mu teşhis ediyorum? Yani ilk etapta bir yadırgama oluyor, farklı geliyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok güzel şeyler yazmışlar. Şey diyorlar. Yani eksiklerimiz var diyorlar. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Valla bence bu kamp eksikleri tamamlamak için çok önemli bir kamp. Mesela çoğu arkadaşımızda ben kampta ve soru çözümlerinde şunu gördüm. Çoğu arkadaşımızın ortak iyi ve zayıf tarafları. Bir kere şu çıktı ortaya. Programla ilgili yerleri çok güzel çalışmışsınız. Ama bazı mana, içerik noktalarında eksikler var. Onları da yavaş yavaş kapatıyoruz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım biraz daha devam edelim.
Yukarıdaki kazanımlar 2019 Türkçe öğretim programında hangi beceri alanı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir diyor. Kolay soru, yapıştırın geçelim. Bu tür soruları kaçırmıyorsunuz. Söz varlığı nereden biliyoruz? Söz sanatları, çekim ekleri, basit türemiş bileşik kelimeler, zarflar, anlatım bozuklukları, söz varlığı. 6. Okuduklarında kullanılan düşünmeyi geliştirme yolları falan. Bunlar diyor hangi beceri alanıyla alakalıdır? Yine programda olmuş. Bunu da yapıştırın geçelim. Buralarda çok tartışmaya gerek yok. Bunlar çalışılacak yerler. Ama mesela biraz önce o Sapir-Whorf'u tartıştık falan. Onlar daha tartışmaya açık konular. Efendim buna ne diyorsunuz? Bakalım bakalım. Buna A diyorlar. Aynen öyle, okuma ve anlamadadır bunlar. Geçtik. 7. Bazıları, bakın bu da zor bir soru. Hadi bakalım bu kahvelik hakkınızı burada kullanın. Biraz önce çoğu arkadaşımız kahve içemedi. Buna da söyleyeyim, baştan söyleyeyim, zor bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam. Bazıları bilimin hipotezlerin doğrulanması ile ilerlediğini düşünebilir. Ancak Kepler ve Newton'un gökbilim görüşleri doğrulandığı halde bugün kara deliklerin davranışlarını açıklayamıyor. Oysa bilimde asıl ilerleme mantığı yanlışlama esasına dayanır. Karl Popper buna bilimsel görüşlerin yanlışlanarak ilerlemesi adını verir. Her hipotez doğrulandığı ölçüde bir alanı aydınlatır. Ancak yanlışlamalar bilmediğimiz yeni bir alanı açar ve bilim yeni bir ufuk kazanır. Yukarıdaki metin yapısı itibariyle aşağıda hangisiyle tanımlanabilir? A. İkna edici konuşma dilinde yazılan kavramsal değişim metni. B. Eleştirel konuşma formunda hazırlanmış çürütme metni. C. Yaratıcı konuşma çerçevesinde oluşturulmuş söylev. D. Öyküleyici metin dilinde hazırlanmış anekdot. E. Tartışma çerçevesinde hazırlanmış biyografik yazı. Oldukça zor bir soru. Çok güzel bir soru. Ne dersiniz? A diyen var, B diyen var. Bekliyorum cevapları. Bunun doğru cevabı A. Şimdi neden A, neden B değil falan. Zaten bunun kuvvetli çeldiricisi B. Bir kere şunu söyleyeyim, söylev değil bu. Öyküleyici metin değil, bunlar kolay eleniyor. Biyografi yazısı değil, bunlar kolay eleniyor. Şimdi burada ikna edici konuşma mı, eleştirel konuşma mı? Şimdi bir kere bu eleştirel de denilebilir buna. Ama bence daha çok ikna edici konuşma. Çünkü doğrulama mantığının neden hatalı olduğunu çok anlatmıyor. Eleştirel de denilebilir. Yani aslında buradan ayırt edemiyoruz. Bu da doğru. Buna da yarım artı koyuyorum. Birisi buna eleştirel konuşma dese çok da itiraz etmem. Fakat şuradan ayrılıyor. Kavramsal değişim metniyle çürütme metninin farkından ayrılıyor. Şimdi kavramsal değişim metninde hem bir şeyin, bir bilginin yanlışlığı, arkasından da bunun doğrusu şöyle olmalı diye değişim vardır. Yani burada da doğrulama yaklaşımından bahsediyor. Hayır diyor, böyle değil, yanlışlama ile ilerlemeli diyor. Bu bağlamda mesela Türkçe'de bir kavramsal değişim metni oluşturuyorum. Diyorum ki bazıları bir kavramsal değişim metni oluşturuyor. Bazıları bağlantı ve geçiş kelimelerinin sadece iki cümleyi birleştirdiğini düşünebilir. Bu yanlış değildir ama bunun yanı sıra lirizm kurmak, bazı tekrara düşmeleri engellemek, birleşik cümleyi oluştururken cümlenin
iç yapısına birbirine atıfta bulunmak gibi yan unsurları da vardır diyorum. Şimdi bu hem yanlış bilgiyi hem de doğru bilgiyi içeriyor. Peki çürütme metni öyle değil midir? Hayır. Çürütme metni sadece çürütür. Ve şöyle olsaydı, doğrulama mantığı, şu mantık bilimde geçerli değil diye bir ispat yapsaydı ama yerine bir alternatif önermeseydi bu çürütme metni olurdu. Bu hem bu yanlış diyor hem de yerine yeni bir şey önerdiği için kavramsal değişim metnidir. Benzer bir şey ÖSYM sorduydu, evet. Ama bu biraz tırnak içinde söylüyorum, gavura sorar gibi olmuş. Bayağı zor olmuş yani. Geçtik. 8. Türkçe öğretmeni öğrencilerine hikaye edici bir metin vermiştir. Öğrenciler öncelikle metni okumuş, daha sonrasında da metni merkeze alarak okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içerisinde özetlemişlerdir. Yukarıdaki dersin aşağıdaki ana dil becerilerinin hangisine katkısı daha azdır diyor. Ne dersiniz? Kolay soru, yapıştırın. Ya bunun yaratıcı yazmayla ne alakası var değil mi? O metinden özet çıkartıyorsun. Yaratıcı bir şey yok burada. Efendim 9. 6. sınıf Türkçe dersinde metin yapısını açıklarken öğretmen bazen serim, düğüm, çözüm ifadelerini kullanırken bazen de giriş, gelişme, sonuç ifadelerini kullanmıştır. Bu farklılığın nedenini merak eden bir öğrenci el kaldırarak öğretmenine nedeni sormuştur. Öğretmen ne desin neden olarak, ne anlasın? Hikaye şunu anlatmalı. Cevaplarda doğru geldim. Hikaye metninde serim, düğüm, sonuç. Bilgilendirici metninde giriş, gelişme, sonuç diyoruz. Öbüründe serim, düğüm, çözüm diyoruz. Yanlış ifade ettim biraz önce. Bu da metnin türüne göre farklı kelimeler kullanılmasıyla alakalıdır. On, 7. sınıf düzeyinde akıcı okuma beceri alanı ile ilgili bir kazanım şöyledir. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Bireyin sesli okurken noktalama işaretlerine dikkat etmesi dinleyici için anlaşılmanın vazgeçilmez bir... Ne kadar kötü okudum. Bireyin sesli okurken noktalama işaretlerine dikkat etmesi dinleyici için anlaşılmanın vazgeçilmez bir unsurdur. Aa, yazı hatalıymış da ondan. Bireyin sesli okurken noktalama işaretlerine dikkat etmesi dinleyici için... Şöyle yapmak lazım. Anlaşılmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Böyle olursa düzeliyor. Şimdi söyleyin bakalım. Biz burada anlam yönünden mi cümleyi düzelttik, dil bilgisi yönünden mi? Ne dersiniz? Şimdi bu tartışılabilir. Ben dil bilgisi yönünden olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun anlam yönünden bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Tabii çok iddialı değilim. Yani anlam yönünden bir düzeltme kesin var. Ondan %100 eminim. Ama buna dil bilgisi yönünden bir düzeltme denir mi? Bir harf eksikliğine dil bilgisi anlam bozukluğu denilir mi? Bence denilmez. Ne dersiniz? Şey yazıyor arkadaşlar. Buyurun. Doğru diyorlar. Bence de. Tamam.
toparladık bunu. Kazanımda sessiz okumada noktalama işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulanması aşağıdaki hangisiyle ilişkilidir? A. Sesli okuma için alışkanlık kazandırması. B. Doğru cevap B'dir. Metinde anlam ve mananın zihinde doğru yapılandırılması. Ve biraz önce de yani o kadar denk geldi ki arkadaşlar, o kadar denk geldi. Sanki bildirerek yapmışım gibi. Bu sorunun söylediği hatayı ben yaptım. Ama hata benim okumamdan değil, yazındaki hatalandı. Yazı yanlış, ben belki yanlış yazdım, belki dizgici arkadaş yanlış yazmış. Bundan dolayı anlam ve mana bozuldu. İşte bu bozulmasın diye tam denk geldi, süper oldu. Örnekleyerek soruyu anlatmış olduk. Sorunun kendini örnekledim. 11. Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak Edu ve Go uzantılı sitelerin kullanıldığını fark eder. Yukarıdaki ifade aşağıdaki kazanımları hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor. A diyorlar, bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. Aferin, doğru, programda da yazıyor zaten. 12. 8. sınıf düzeyinde dinleme stratejilerini uygular. Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak dinleme gibi yöntem ve tekniklerin uygulanması sağlanır. Yukarıdaki kazanımla ilgili ders işleyen bir öğretmen için aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır? A. Strateji, metin ilişkisine dikkat etmelidir. Tabii ki her metinde empati kurarak olmaz. Kulağı merkeze alan metinler seçilebilir. Doğru. Yani gözle hitap etmeyen, sadece kulakla dinlenecek metinler olabilir. Kulakla birlikte gözün de kullanılması olabilir. Mesela çizgi filmler. O sırada şu da olabilir. Öğretmen okur şeyden, resimlerden takip edin de diyebilir. Metin incelemesinden sonra konuşma halkası tekniği kullanılabilir. Olabilir. Ama şu olmaz. Etkinlikleri araştırma inceleme yaklaşımı merkezi olarak yapmak olmaz. Çünkü bu sınıf içinde yapılacak bir etkinliktir. Git araştır bunu falan denecek proje ya da problem çözme değildir. 13. Aşağıdakilerin hangisi öğrencilerin metnin türünü tanıyabilmeleri için tavsiye edilebilecek davranışlardan birisi değildir? İçeriğine bakarak metni tanırız. Metinde kullanılan kelimeleri inceleyerek metni tanırız. Metindeki bilginin sunuş biçimine bakabiliriz. Yazılış amacını irdeleyebiliriz ama başlık, valla aynı başlık şiirde de olabilir, bilgilendirici metinde de olabilir, hikaye edici metinde de olabilir. Başlık Çanakkale Savaşı'dır. Şiir de olabilir, bilgilendirici metinde olabilir. 14. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han bir gün köyleri dolaşıyordu. Yol üzerinde tarlasına fidan dikmekle meşgul olan ihtiyar bir adam gördü. İhtiyar adam geçkin yaşını aldırmadan büyük bir şevkle çalışıyordu. Padişah adama yaklaşarak, "Baba sen niye fidan dikmeye çalışıyorsun? Maşallah yaşını başını almışsın," dedi. Yaşlı adam, "Evlat bu fidanların meyvesinden yemem şart değil ki. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesini yiyorsak, bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de torunlarımız yer." Yukarıdaki metinle okuma becerileri alanına yönelik çalışmalar yapan bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlara hangisine odaklanması uygun olmaz diyor. Şimdi burada metnin türünü ayırt edebilir mi? Kesinlikle bu bilgilendirici metin mi, hikaye edici mi diye sorulabilir. Bunları özetleyebilir mi? Evet çocuk. Ana duygusunu veya fikrini belirleyebilir mi? Evet. Hikaye edici unsurları belirleyebilir mi? Evet. Ama burada metindeki önemli noktaların vurgulanış biçimiyle ilgili bir italik yazma falan yok. 15. Öğrencilerin yazdıkları metinleri değerlendirmekle içsel ve dışsal olmak üzere iki farklı kriter kullanılır. Aşağıdaki içsel ölçütlerden hangisi örgü ile ilgili bir kriter değildir? Bu zor soru. Cümleler arası bağlantılar ve geçişler, tekrara düşmeme, metnin iç tutarlılığı, cümleler arası ilişkilendirme, pasif söz varlığı. Bakalım ne diyeceksiniz? Örgüyü ilk defa duydum diyor. Örgü şudur. Bu Türkçe'de de geçer, yabancı literatürde de geçer. Cümlelerin birbirleriyle, paragrafların birbirleriyle
oluşturduğu uyumdur. Mesela annem, Allah rahmet eylesin, örgü örerdi. Bir motifle bir örgü örüyor. Örgüyü örerken bir hata yaparsa, mesela işte bir ters, bir düz falan bir şeyler diyordu. Bir hata yaparsa, bir hırka örüyor diyelim ki, bir süveter örüyor. Orada belli olur o. Çekme yapar, örgü bozulur. Ve orada iki ileri bir geri diyelim ki, bir mantık var orada, örüntü var. O örüntü bozulup yanlış ilmek geldiğinde orası bozulur. Aynı şey aldığımız bir gömlekte, aldığımız bir pantolonda da görülebilir. Makinenin örgü hatası varsa orada bir farklı renkte iplik görürüz veya orada bir farklılık görürüz, bir incelme görürüz ve dikkatimizi çeker. İşte bu bağlamda da bir analojidir ya da göndermedir bu. Bir analojik gönderme olarak şiirin veya düz yazının cümlelerinin aynı kumaştaki örgü gibi birbiriyle tutarlı ve akışkan bir dizge oluşturmasına örgü deniyor. Peki bunlardan hangisi örgüyle alakalı değildir diye baktığımızda pasif söz varlığı örgüyle alakalı bir şey değildir. Ama cümleler arasındaki bağlantılar ve ara geçişler, nasıl ki bir örgü ören kadının yaptığı ilmek veya davranışlar birbiriyle alakalıysa, bunlar mesela tekrarlar sanki bize örülen bir hırkadaki yanlış işlem yapılmış yer gibi çıkıntı yapar. Kulağımızı tırmalar. Cümleler arasındaki ilişkilendirmeler hatalıysa, mantıksal hatalar varsa kulağımızı veya beynimizi tırmalar. Ama düzgün örülmüş bir süveter, hırka nasıl ki pürüzsüz bir bakış sergilerse, bir metinde de bitirdiğimizde kulağımızda tırmalayıcı bir şey yoksa, aa su gibi aktı diyorsak, bunun örgüsü sağlamdır ve hatasızdır. Anlaştık mı gençler? Efendim, bu da 15'ti. 21'i ara verelim, sonra 21'de çözelim. 10 dakika mola. Anlaştık mı? Hadi bakalım, iyi günler diliyorum. Aa, niye iyi günler diliyorum ki? 10 dakika moladan sonra inşallah bir daha görüşeceğiz.